Arkadaşlar, ben Siirtli'den Rabia. Bugün sizlere evde nasıl şalgam suyu yapılır onu göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi çok geçmeden başlayalım. Arkadaşlar, şimdi sizlere malzemeyi sayacağım. Şimdi arkadaşlar, burada 1 kilo kırmızı şalgam turumuz var arkadaşlar. O da bu şekilde, gördüğünüz gibi. Ve 2 kilo da kırmızı havucumuz var. Bu da bu şekilde. Biz önceden bunları güzelce yıkadık arkadaşlar. Ve bunun püf noktası kırmızı havucu soymamak. Kırmızı havucu soyunca eriyor ve güzel olmuyor. 3 dilim ekşi mayalı ekmek, 2 bardak ince bulgur. 1 yemek kaşığı da limon tuzu koyacağız arkadaşlar. 25-30 tane de organik nohut koyacağız arkadaşlar. Biz bunları köyden almıştık arkadaşlar. Tamamen organik. Ve şimdi de yapılışına başlıyoruz. Tek tek şalgamları soyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, bu Adana yöresinde çok kullanılan çok faydalı bir içeceğimiz. Kendisi doğal bir probiyotik. Bağırsak florası için çok faydalı. Şalgam turplarının kabuklarını ince ince soyun arkadaşlar, ince ince. Bu şalgam içeceğini arkadaşlar, normalde sarımsak girmiyor ama eğer sevenler varsa katabilirler. Biz bunu acısız yapacağız arkadaşlar. Çünkü kardeşim Feriha acı şalgam suyu içemiyor. Acı sevenler bunun içine yaklaşık 10 tane acı biber turşusu ya da 5-6 tane acı biber koyabilirler. Acılık seviyesini kendi damaklarına göre ayarlayabilirler. Biz bugün acısız şalgam suyu yapacağız. Şalgam turplarını soyunca arkadaşlar bu şekli alacak. Arkadaşlar, piyasada şalgam turbuna benzeyen başka turplar da var ama onlar şalgam turbu değil. Bunların içi böyle bembeyaz olacak. Arkadaşlar, dışa buna benziyor ama öbür turpların içini kesince böyle karpuz gibi kıpkırmızı çıkıyor. Onlarla karıştırmayın. Bununki beyaz olmalı. Ben size öbür turbu da göstereyim. Bakın işte burada şalgam turbuna benziyor ama bakın içini kesince ne renk çıkacak? Kırmızı. Demek ki bu şalgam turbu değilmiş. İşte bununla bu şalgam turplarını karıştırmamanız gerekiyor. Şalgam turbunun içini gösteriyorum. Bembeyaz. Tıpkı kar topu gibi. Sakın bununla yapmayın. Araması bozuk olur. Kesinlikle ve kesinlikle şalgam turbu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar, şalgam turbunun dışı mor olur. Öbür turbunki ise yeşildi. Şimdi arkadaşlar, şalgam turbunun mayasını hazırlayacağız. 2 bardak ince bulgur. 2 su bardağı ince bulgur. Ekşi mayalı 3 dilim ekmek. 마야 olmazsa olmazı arkadaşlar. Adana'da bunu bulgur altı unuyla yapıyorlar ama arkadaşlar biz bulgur altı unu bulamadığımız için ekşi mayalı ekmekle yapıyoruz. Böyle de arkadaşlar çok nefis ve enfes oluyor. Buna şimdi arkadaşlar 25-30 tane nohut koyuyoruz. Unutmayın, nohutlar organik olmalı. Şimdi de bunu bağlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ağzını sıkıca bağlayacağız. Arkadaşlar, bu işlem için pamuklu ip kullanıyoruz.
Harika bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir bohça elde ediyoruz. Bu bohçamızın içindekiler şalgamımızın mayası olacak. Şimdi turplarımızı kesmeye başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz 10 litre şalgam yapacağız. Bunun için arkadaşlar 2 kilo kırmızı havuç, 1 kilo şalgam turbu kullanacağız. Şalgam turplarını da böyle bu şekilde kesiyoruz. Fazla ince kesersek arkadaşlar eriyorlar. Onun için çok ince kesmeyin arkadaşlar. İncelik böyle olacak. İncelik bu şekilde olacak arkadaşlar. Turplarımızı bu şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Unutmayın turplarımız çok ince olmayacak. Aksi halde erir ve çok kötü olur. Arkadaşlar turp şalgamın aromasını verecek. Kırmızı havuçlu ise rengini verecek. Arkadaşlar bu tamamen doğal ve güvenilir bir içecek. Şimdi de arkadaşlar kırmızı havuçlarımızı doğrayacağız. Onu da size göstereceğim. Merak etmeyin. Altını ucunu kesiyoruz. Altını ucunu kesiyoruz arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar kırmızı havucun asla ama asla kabuğunu soymayın. Dediğim gibi soyarsanız kabukları olmadığından dolayı havuç erir ve kötü olur. Yani şalgamımız hiç güzel olmaz. Arkadaşlar havuçları alırken mutlaka sert olmasına dikkat edin. Arkadaşlar bu havuçların içinde de ortası beyaz olanlar var. Onlar iyi olmuyor. Bu şekilde kıpkırmızı olacak. Bakın. Gördünüz mü? Hiç beyazlık olmayacak. Onun için alırken ucunu kırarak bakın lütfen. Arkadaşlar şimdi size havuçlarımızı nasıl doğrayacağımızı göstereceğim. Bu şekilde doğrayacağız. Önce böyle. Dörde bölüyoruz. İşte bu şekilde. Havuçlarımızı dörde bölüyoruz ve çok güzel bir kırmızı havuç doğramız yapıyoruz. Unutmayın arkadaşlar, ortalarında beyazlık olmayacak. Siz de söylediğim tekniği kullanabilirsiniz. Alırken ucunu kırıp bakabilir mi? Bak bunun gibi olmayacak. Mutlaka alırken ucunu kırıp bakın. Bakın mesela bunun gibi olmayacak. Gördünüz mü? Beyaz. Gene az beyaz, çok beyaz olmayacak. Gene az beyaz bu da. Çok beyaz olmayacak. Çok uzunları ortadan ikiye bölüyoruz. Arkadaşlar çok uzunları ortadan ikiye bölüp dörde bölüyoruz. Başlattım.
Arkadaşlar biz çeşme suyu kullanmıyoruz. Çünkü çeşme suyunda klor var. Klor da fermentasyonu kötü etkiliyor. Arkadaşlar şimdi mayasını ve suyunu ekliyoruz. Hazırladığımız 1 kilo şalgam turbuna ve 2 kilo kırmızı havuca 1 kilo su ekleyeceğiz. Pardon 10 litre. Musluk suyu kullanmıyoruz. Musluk suyu kullanmıyoruz arkadaşlar. İçilecek su kullanıyoruz. Evet. Çünkü bu içilecek. Arkadaşlar musluk suyu kullanmamızın sebebi musluk suyunun içinde klor bulunmakta. Klor da şalgamımızı bozmakta. O yüzden kullanmıyoruz. 5 litre yetiyor. Şimdi 5 litre daha ekleyeceğiz arkadaşlar ve 10 litre olacak. Yeni haber. Şalgam turpları yüzüyor. 10 litre suyu ekledik arkadaşlar. Şimdi mayasını atıyoruz. İyi. Ne büyükmüş be. Bir yemek kaşığı limon tuzu. Bir yemek kaşığı limon tuzu az arkadaşlar. Önce tatmıştım. Çok ekşim. Arkadaşlar iyotsuz kaya tuzu koyacağız. İyot olursa eritir. 10 kaşık. 10 kaşık. 10 litre su için arkadaşlar 10 kaşık. Arkadaşlar bir kaşık da toz şeker koyuyoruz. Çok fazla değil arkadaşlar şu şekilde. Arkadaşlar şalgamımızı kurduk. Ağzını sıkıca kapatıyoruz. Bunu havalar sıcak olduğunda 15, havanın soğuk olduğu zamanlarda 20-25 ışık görmeyen bir ortamda bekleteceğiz. Daha sonra içindekileri alacağız arkadaşlar. Yoksa eriyip şalgamınızı bozabilir. Arkadaşlar 3-4 günde bir kapağını açıp hava aldırırsanız iyi olur. Daha sonrasında süzdükten sonra bunları küçük kaplara alıyorsunuz. Buzdolabına koyup afiyetle içiyorsunuz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Like atmayı unutmayın, güzel yorumda yazmayı unutmayın. Bye bye.